Başladım kaydı. Senin yapmış olduğun motokaravanlarda önce güneş panelin, yani elektrik sisteminin sen ne şekilde tercih ediyorsun, hangi ürünleri kullanıyorsun ve bunlar hakkındaki düşünceleri nedir? Şimdi şöyle, sistem olarak bir şey tercih ediyorum değil de, yani ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Biz de araçlarımızı Türkiye şartlarında iki tane panelle teslim ediyoruz. Ve şu anda monopak, wattları nedir? 185x2 kullanıyoruz şu anda. Monopak denen bir ürün var, yeni bir ürün. Ağırlıklı olarak onu kullanıyoruz, Kore malı bir ürün. Ama dönemsel olarak gidip Alman'da kullandığımız oluyor müşteri yapısına göre. Genel diye sorarsanız şu anda kullandığımız ürün o. Tabi onu da bir şarjör vasıtasıyla, kendi regülatörü vasıtasıyla akülere veriyoruz. Aküleri o şekilde dolduruyoruz. Ne tür akü kullanıyorsun? Şimdi ben ağırlıklı olarak ilk yıllarda hep jel kullanıyordum. Ama jelden sonra şimdi Avrupa gibi, Avrupa'da da aşırı olmaya başladı AGM kullanımı. AGM denen aküyü kullanıyoruz. AGM dedi, kurşunlu akü mü? Daha farklı bir sistem. Bu yeni nesil start-stop arabaların içerisinde bulunan, onlara takılan AGM diye bir akü var. AGM akü kullanıyorum. Yani AGM mesela şu anda kullandığım ürünün markasını vermeyeyim ama şöyle bir garantisi var bende. 280 defa sıfıra düşüp 280 defa dolabiliyor. Yani, peki yapı olarak, yani ne kurşun asit ne de jel, ikisi de değil. İkisi de değil. Biraz daha farklı. Plaka yapılarında kısaca özetlersek çapraz bir bağ var. O yüzden de artıdan eksiğe gidecek enerji çok daha hızlı gönderebiliyor. Jeldeki mantık da bu zaten. Jel de bir jel içerisinde olduğu için çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Bu ilerlemeden dolayı hızlı hareket edebiliyor. Biz de aynı nesil AGM kullanıyoruz. Ama biz yani kendi başımıza da karar vermedik buna. İşte Avrupa'yı gezdiğimizde, Avrupa fuarlarda, Avrupa üretimlerde aşırı derecede kullanılmaya başlandı artık AGM akülerde. Ki kullandığımız şarjlarda bile ayırıcı var. Yani AGM mi kullanmak istiyorsun yoksa jel mi kullanmak istedim diye bir bölüm var artık. Yani bu kadar girdi bu işin içerisine AGM. Tabii bu işi kullandıktan sonra, yani güneş panellerini kullandıktan sonra, ama sadece güneş panelleriyle aldığımız enerjiyi kesmiyoruz. Aynı zamanda dışarıdan bir 220 girişimiz var ve buna bağlı bir şarjlarımız var. Ve araçtan gelen, şarj dinamosundan gelen enerjiyi de arkaya gönderebileceğimiz yine bir cihazımız var. Bu cihaz da yine aynı şekilde programlanıyor. Arka taraf eğer jel ise jele göre kurgusunu yapıyoruz. AGM ise ona göre gönderiyoruz. Peki jel akü değişip de yerine AGM akü kullanılabilir mi? Yani eğer şarj cihazınız, kullanmış olduğunuz şarj cihazı buna uygunsa kullanmanıza bir mahsur yok. Peki jel akü ile AGM aküyü değiştirip yine şarj cihazını değiştirme imkanı var mı? Tabii onu da değiştirebilirsiniz ama siz ilk hani araba üretilirken kullandığınız, eğer o şarj cihazı ikisinin de uyumluysa, sadece ayar değişikliği yapıyorsunuz. Ki şu anda kullandığımız ürün, hani birazdan gezerken ürünü de gösteririm, bunu da çok uygun bir ürün. Sadece üstünden ayar yapıyorsunuz ve bu ayarla ikisine de dönebiliyorsunuz. İkisine şarj edebiliyor. Aynı cihaz aynı zamanda eğer 220 üstüne bağladıysanız 220 üstüne alıp akü de yine doldurabiliyor. Tabii bu da arabayı ilk kurgularken ki müşteriyle anlaşmamıza bağlı. Şimdi şu yapı, son zamanlarda değiştirdiğimiz kendi üretim yapımız sebebiyle de biz paket paket arabaya çıkarmaya başladık. İşte bir spor paketimiz var şu anda. Onun üstünde bir konfort paketimiz var. Konfort'ta da iki versiyonumuz var. Bir konfortun bizde gazlısı var. Yani arabanın içerisindeki ortam ısıtıcı, su ısıtıcı ve ocak gazla çalışıyor. Bir de aynı arabanın dizel paketi var. Dizelde ise ortam ısıtıcı, su ısıtıcı ve ocak dizel oluyor. Bunlar biraz daha pakete döndü. Konfort paket hariç bir üstte iki tane daha paketimiz var. Deluxe paket ve elite paket. Deluxe ve elite, bu dediğim cihaz bizde zaten standart. Biz diyoruz ki biz bu arabayı bu şekilde üretiyoruz. Yani müşteri geldiğinde de artık eskisi gibi oturalım, işte çok fiyat belirleyelim, İşte bunları yazalım yok. Biz paket açıyoruz. Diyoruz ki bakın bu arabada bu paket var, aksesuarları bunlar. Aynı bir küçük yazılım. Yazılımla müşterinin yanında işaretleyip aksesuarlarını anında fiyata gidebiliyoruz. Kendisi de görüyor. Yani nereden başlamış? Bas paket buradan başlamış. Nereye kadar gitmiş? Seçtiği aksesuarla kendisi de görebiliyor. O yüzden bir müşteriye içeriği gezdirip arabayı tanıttıktan sonra fiyat vermemiz artık 5 dakikamızı almıyor. Sadece beraber opsiyon oluşturuyoruz. AGM akülerin fiyatı ne kadar? Yani onda da çeşitli fiyatlar var. Yani aşağı yukarı TL satılıyor ama yani 200 euro bandıyla kalitesine göre 400 euroya kadar çıkan akü var. Euro? Evet. Euro mu, lira mı? Euro. Yani aşağı yukarı 600 euroya artık AGM yok diyebilirim yani. 400 euro desek aşağı yukarı... 400 euro olarak baz almayın. Siz 200-250 bazında kalın. Yani 1000-1200 seviyelerinde geziyor bu akülerin fiyatları. Ama uzun ömürlü, çok uzun ömürlü. Avrupa'da tercih ediyor mu? Ediyor.
Önemli olan şey 8,5 mesela araçlarda özellikle binek otomobillerde 8,5-9 amperde bile çalışma verebiliyor yani. Evet. Çalıştıracak kadar gücü verebiliyor. Bulk'ün herkesin anlayabileceği dilden anlatımı bu. Çok düşük amperdeyken bile araba çalıştırabiliyor. Ama tabii biz ne yapıyoruz? Bulk ile beraber arabanın içerisinde kullandığımız bütün ürünleri de yine normlara bağlı olarak kullanıyoruz. Yani bizim arabalarımız 220 enerji veriyoruz. 220'si var ama şu anda kullandığımız televizyondan, işte ortam ısıtmadan, buzdolabına kadar her şey normalde 12 ile çalışıyor. 220 ile çalışan hiçbir şey yok arabada. Buzdolabı da 12 ile çalışıyor. Buzdolabı da 12 ile çalışıyor. Peki buzdolabına çift kapı buzdolabı kullanıyorsun? Yok, benim şimdi son zamanlarda en çok tercih ettiğim makinelerden bir tanesi Tedford'un Ducato, yani PSA grubu için üretmiş olduğu 1090 modeli bir makine var Tedford'da. Arka kıvrımı buzdolabı. Tabii buzdolabı ve arka kıvrımı PSA grubuna göre yapılmış. Yani yan duvara yerleştirdiğinizde maksimum içeri girebiliyor makine. Bu anlamda çok kaç litre buzdolabı? 90 litre. 90 litre o makine. Ne kadar yüksekliği falan? Şimdi tam rakam veremeyeceğim. Evet. 120 küsur santimlerde. Evet. Genişlik 41.5. Arkaya doğru da 48 istiyor. Diğer makineleri kullandığınızda arka yapıdan dolayı, yani makine böyle oturacağı için makine bir 10 santim falan daha dışarı çıkması icap ediyordu. Bu da ne yapıyordu? Koridoru küçültüyordu. Koridorun genişlemesi için tek yapabileceğiniz yer banyoyu biraz daraltmaktı. Fakat bu makine sayesinde artık koridorlar daha geniş kalabiliyor. Ki yani karavanda yaşayacak insanlar için de en önemli yerlerden biri koridor. Yani hele 3 kişi gezen insanlar için, aileler için çok daha önemli. Banyodan çıktığında tek giyinebileceği alan orası. Evet, kesinlikle. O yüzden de biz koridoru mümkün olduğu kadar genişletmek adına bu makineye döndük. Bu makinenin de iki modeli var. Yine bir modeli daha var. 1152 olması lazım onun da kodu. O da 150 litre civarında. Yine darlık aynı darlık. Yine kurtarıyor orayı. Onu da kullandığımız, yani müşterinin isteğine göre seçeneklerde o da var. Onu da seçebiliyor. 90'ı da direkt seçebiliyor. Ama genel ürettiğim arabaların çoğu 90 litreye göre üretiliyor. Zaten son zamanlarda o konuyla ilgili de bir şey anlatayım. İyi bir eğitime katıldık. Burada Türkiye tedarikçilerinden firmanın, yani Tedford'un Türkiye'de Termos'a biz bir eğitimi aldık. İyi bir eğitim yaptı. Bu eğitime de Tedford iyi bir mühendis gönderdi. Yani mühendis de bize makinaları, Tedford'un bütün ürünlerini anlattı. Orada aldığımız eğitimdeki son bilgi, bu makinenin en büyük özelliklerinden biri gündüz 60 dakikada 30 dakika çalışıyor olması. Sonuçta veriyor. Sonuç ya, yani 30 dakikaya yayıyor genel çalışmasını. Termosta da çok çabuk yapıyor. Çünkü makinenin dış izolasyonu, boşken gördüğünüzde komple alüminyum yapılı bir yalıtımla kapatılmış. Ne yapıyor makine? 1 saat içerisinde 30 dakika bazıyla çalışıyor. 1 saatte diyor 4 amper çeker benim makinem diyor. Ve öyle çeker demiyor. Karşıya cihazlarını koymuş eğitimde. Gösteriyor bize, bakın diyor 4 amper çekiyor diyor şu anda. Sonra diyor ki bak stop etti. Yani termostata geçti. Gece modu içinde, yani gece çalışması diye gece modu var üstünde makinenin. Gece modunda 2.2 ampere düşüyor makine. 2.2 ampere düşüyor. Ve onun söylemi, yani normal hava sıcaklığının olduğu yerde 60 dakikada 10 dakika çalışıyor makine gece. Biz bunun oturup hesabını yapsak makinenin ortaya çıkarmış olduğu gücü göreceğiz. Yani çok fazla tüketmemiş olacak. Niye? Tabii bir sürü para verdik makineye. Diğer makinelere göre kıyasladığımızda Türkiye'de yapılan işte 220'den dönüşümlü makinede direkt 220 makineye göre bir sürü para verdik. Evet, bu insanlar bu konuda da haklılar. Ama bu konunun karşılığında da makine görevini yaptı. Çok az enerji harcayarak çalıştı. Peki o makine durduğu zaman içindeki gıdaları falan tekrar ısıtması söz konusu olmuyor mu? Hayır, olmuyor. Hiçbir şekilde ısıtmıyor. Kendi derecesinde kaça getirdiyseniz o derecede termostat yapıyor makine. Makine kendini durdurmuyor. İstediği soğukluğa geldiği için termostata geçiyor makine. Onun da sebebi ne? Makinenin yalıtım değeri çok iyi. Makine çok iyi yalıtımlı. Bu sebeple de yani verilen bize son aldığımız eğitimde verilen bilgiler bunlar. Marka Tedford. O makinenin markası Tedford. Buna benzer başka markalar sayabiliriz. Gerçek 12 üstünde çalışılan, yapılan. Yani Tedford bu işe, buzdolabı işine son zamanlarda girmiş. Son 4-5 yıldır falan varlar bildiğim kadarıyla ama çok daha eskiler var. Mesela Domet'in ürünleri eskidir, Indel'in ürünleri bu konuda eskidir ama hepsi aynı sistem üstünde kurulu. Peki 220 voltta çalışan buzdolabı konusunda düşüncen nedir? Yani benim düşüncem değil de bu eğer doğru olmuş olsaydı, bu işin mühendisliğini yapan Avrupa'da inanıyorum ki hep 220 buzdolabı kullanılırdı. Çok daha ucuz araba mal edilir diye düşünüyorum. Ama baktığınızda bu işin mühendisliği gerçekten Avrupa'da. Bizden çok çok üstünler. Aşağı yukarı Avrupa'nın yıllık üretim kapasitesi 250 bin.
Karavan üstüne kurulu. Karavan olarak. Tabii 250 bin toplam karavan var. Bunun %60'ının motokaravan olduğu, %40'ının ki geçmişte bu üretim tersmiş. Olarak söylüyorsun. Aynen. Senede üretim. Senede üretim ve satılan araç yani. Avrupa'da satılıyor. Eskiden oranın çekme karavanda yüksek olduğu ama son dönemde işte özellikle bu camperların çıkışıyla, arabaların küçülmesiyle Avrupa'nın da biraz motokaravana geçtiği, motokaravan değerlerinin yükseldiği gözüküyor. Evet. Bu anlamda baktığımızda da yani benim fuarda kaçırdım mı diye düşünüyorum acaba. Hiç 220 buzdolabı görmedim. Bütün sistem 12 üstüne kurulu. 12 makine kullanıyor evet. Adamlar. Biz de bakıyoruz. En sona aldığımız eğitimlerde gördüğümüz normlar da var. Bu normların içerisinde bile yani 12 olarak geçiyor buzdolabı. Ama yapamaz mısınız? Ya yaparsınız da mutlaka onun da bir karşılığı olacak. Evet. Ya bir yerde fazla enerji harcayacaksınız. Evet. Bunlar hep hesap oluyor. Peki Hüseyin'cim, tuvalet konusunda bir tercihin nedir? Yani şöyle bir tercih yapmıyorum ama yani sizin müşteri gibi karşıma aldığımdaki benim müşterilerim de bilirler. Ben onları anlatıyorum. Nasıl tuvalete ihtiyaçları olduğunu. Şimdi genelde söylenen şey şu, işte Avrupa'da majoratörlü dediğimiz tuvaletin yasak olduğu, yerinin bile, dökecek yerinin bile olmadığı yönünde. Maalesef değil, biz de gittik, gördük. Giden müşterilerimiz var. Yani benzinliklerde dahi majoratörlülerin döküm yeri olduğu söyleniyor. Resimler falan gönderiyor arkadaşlar. Ama sayısal orana vurursak evet azlar. Yani bugün 100 tane kamptan %60'ında, %40'ında bulabiliyorsunuz majaratörlü dökümleri. Ama bulamıyorsunuz yok. Buluyorsunuz yani. Var mutlaka. Hatta benzinliklerde var diyor. Burada müşteriye şunu anlatmak gerekiyor. Yaşam kalitesi, yaşam şekli nasıl olacak? Yani bir müşteri arabasını hafta sonu tatili ya da kısa tatiller için tercih ediyorsa, yani devamlı gezecek ise majoratörlüyü seçebilir. Ben anlatırken de tabii edebilir. Niye? Kısa gezimdir. Kısa gezimde boşaltacak yer bulabilir. Girdiği kamplarda boşaltacak yer bulabilir. Türkiye'de var bazı kamplarda. Nilüfer'deki kampımızda bile majoratörlü döküm yeri var. Ama uzun tatillerde ben müşteriye şunu anlatıyorum. Majoratörlünün eksi, kasetinin artı olduğunu anlatıyorum. Çünkü uzun tatilde araba bir yerde kalıyor. Ve bu tank dolduğunda her seferinde arabayı götürüp getirmeniz gerekiyor. Bunu yapmamanın tek formülünde kasette olduğu. Yine kasetle ilgili de bir olay anlatayım. Yani genelde müşterinin, Türkiye'deki müşteri kitlesinin en çok şikayette bulunduğu şey koku. Yani evet. Ya da biz de diyoruz ki ya kokar, kokmuyor. Nasıl kokmuyor? İşte son eğitimde onu da aldık. Petrol bize onu da anlattı. Diyor ki benim diyor 18,5 litre boş tank kapasitem var. Sen diyor benim tuvaletimi kullanacaksan, kaseti tuvaletimi tercih ediyorsan, senin diyor önden diyor buraya 4 litre su atman lazım. O 4 litreye de bir kapak şu ilaçtan dökmen lazım. Şimdi bunu yaptığınız zaman ne yaptınız? 18 litre 4 litre kaybettiniz. 14 kaldı. Ama ne yaptık? Bunun karşılığında da doğru çalıştırdık kaset tuvalet. Su olduğu için yüzeyde ilaçlı su hiçbir yere atık bulaşamadı. Temizliğimiz daha kolay oldu. İlaçtan dolayı koku da olmadı. Ama işte 14 litre kazanalım diye kuru tankın üstüne biz atık boşaltırsak işte kokuyla da karşılaşıyoruz. Temizliği de zorlanıyor. O yüzden ben hani şu tercih diyemem. Ben müşterime bu şekilde anlatırım. Müşteri kendi yaşam şekline göre hangisini tercih etmesi gerekiyorsa onu tercih edecektir. Hatta son eğitimde yine bir ürün tanıttılar bize. O ürünü de çok ilginç buldum. Normalde biz majoratörlü tuvaletin içerisine ilaç atmayı çok tercih etmeyiz. Yani çarklarda ve bıçaklarda bozulma olmasın diye. Fakat bir ürün gösterdiler bize. Parçalayıcı diye bir şey. Bu biraz daha... Parçalayıcı görevi değil bu ilacın özelliği. Bunu yeşil olarak tanıtıyor. Yani çevreye faydalı ilaç olarak tanıtıyor Tedford. Bunu şeyin içine dökebiliyorsunuz. Majoratörlüğe de dökebiliyorsunuz bir kapak. Çarklara zarar vermiyor ama orada anladığımız amonyan kötü etkisini yok ettiği için döktüğünüz atık artık tamamen çevreye faydalı hale geliyor. Ha ben şeyden senin bizim kullandığımız yani Tedford'un ürünü dışında kullandığımız yeşil ya da mavi parçalayıcı çarklara zarar mı veriyor? Yani öyle söyleniyor. Biz kullanmazdık hiç. Yani o da zaten o firma da aynı şeyi söyledi. Onun yerine bize dedi ki bu ürünü tavsiye etti. Pembe kutulu bir ilaçtı. Yani yine kod yazılımı. İşte markasını alabilirsin. Yok şimdi ararız sorarız yani hangi üründür diye sorabiliriz. Bu üründe arkadaşlar müşteri istediği zaman tedarik ediyorlar. Müşteriye bir kutu veriliyor. O kutuyla da beraber yani çevreye de artık zarar vermiyorsak biraz daha çevreye karşı insani görevimizi de bu anlamda yerine getirmiş oluyoruz. Yani çevreyi döken varsa bu işte. Evet. O da ne yapıyor? Diyor ki yani ben artık diyor yani gübre döküyorum diye bakıyor olayına. Tabii insanın çok halka açık yerde de bunu yapmamak lazım. Avrupa'daki tercih oranı daha çok majoratörde mi? Avrupa'da daha çok kaseti tercih ediliyor. Kaset tercih ediliyor. Kaset tercih ediliyor. Avrupa'da
Son işte yaptığımız gezide de şeyi gördük. Ağırlıklı lüks grupta majoratörlüğünün artmaya başladığını gördük. İşte Concorde'un üst grubunda var. Onlar majoratörlüğü. Nerede var? Concorde diye bir firma var. Concorde'da da gördük. Yani özellikle en çok onda gördüm. Yani üst segmentte onlar da artık şeye dönüştüler. Tercih niye peki şeyi kasete göre? Yani şimdi boşaltacak yer olduktan sonra bu arabalar biraz daha yüksek. Yüksek olduğu için gidip yandan alamıyorsunuz üst grupta. Biraz daha yukarıda kaldığı için bir. İki, sonuç olarak hani 18 litreyi tutup dökmek de var. Tahmin ediyorum onlarda da eskiden de öyleydi belki ama biraz daha nüfus yaşlandığı için artık 18 litreyi dökmek solda geliyor olabilir insanlara. Bu majeratörlü klozetlerde boşaltım sistemi de majeratör diye bir şey var. Atık su şeysi var. Cihazlarına bunu takmak su yeteri falan daha kolaylaşmaz. Sağlanamaz mı? Tabii kolaylık zaten. Biz takıyoruz. Siyah suda bizim majoratörlü motorumuz var. Ama sonuç olarak bu motorun parçalama özelliği yok artık. Çünkü zaten tuvaletin kendi motoru parçalayıp tanka gönderiyor. Tabii. Parçalanmış halde orada bekliyor. Oradan dökümden sonra sizi oradaki tankta birikmiş olan atığı dışarı atacak bir motora ihtiyacınız var. Ki yani buna motor takabilirsiniz ya da bunu vanalı da yapabilirsiniz. Çok yani motor üstünde kurulu diye olmasına da gerek yok. Gittiğinizde vanayı açarak da bunu boşaltabilirsiniz. İşte biz yapı olarak uğraşmak istemediğimiz için motoru hemen tercih ediyoruz. Zaman onunla mı uğraşacağız deyip motor taktırıp bir de anahtar bağlattırıyoruz. İçeriden açıp boşaltabiliyoruz. Bu atık su depolarının malzemeleri konusunda bir şeyin var mı? Tercihin var mı? Yani vallahi, polietilenden tut krom ve de şey. Bugüne kadar yaptığımız bütün uygulamalarda 304 kalite paslanmazla çalıştık. Evet, çok başarılı bir ürün. 304'ün tek bozulabileceği yani tek zarar görebileceği unsur deniz suyu, tuzlu su. Hı? Sadece tuzlu sudan etkileniyor. Evet, yani tuzlu su zarar veriyor ki marinde de kullanılırken dış mekanda 316 paslanmaz kullanılıyor. İç mekanı 304 kullanılabiliyor ama tuzdan etkilenebiliyor. Bugüne kadar bunu yaptık. Ama bu son zamanlarda yapmış olduğumuz işte özellikle TSE çalışmaları yani koltuklarda bir dönüşmeye gittik. Biz artık arabayı müşteriye 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 ruhsatlı verebiliyoruz. Bu sebeple de biraz arabayı hafifletmemiz gerekti. Çünkü arabaların bitmesi gereken bir tonaj var. TSE sizi sınırlandırıyor. Siz diyor bu tonajda araba bitireceksiniz. Üstüne ruhsat sayısı kadar, kişi sayısı kadar kişi ekleyeceksiniz. Ve diyor suya da şuna da buna da yer kalacak. O yüzden kilogramı azaltmak adı altında bu ürettiğimiz yüksek koltuk kapasiteli araçlarda polietilen tanklara da geçtik. Polietilen de ilginç. O da çok değişik bir malzeme. Mahsuru var mı polietilen? Hayır, şöyle şunu anlatmakta fayda var. Yani kesinlikle yok. Niye yok? Bunu çok kere danışarak yaptık. Polietilen çözülemeyen anlamına geliyor. Yani çözülemeyen bir madde. İçine ne atarsanız atın çözülemediği için de bakteri üremiyor. Bir zararı da yok. Sonuç olarak atık tankı kullanıyorsunuz. İşte burada bazı plastik tanklar kullanıldığında ortaya çıkan yosun kokuları ve diğer kokuların sebebi malzemenin çözülme özelliğinden. Şeyle ilgili bize tarifi iyi bir kimyager yapmıştı. İyonlarına çözülemeyen madde olduğu için siz içine ne koyarsanız koyun hiçbir şey üremeyecektir. Zaten üreten sizin içine gönderdiğiniz kendi atığınız. Kendi atıktan dolayı bir şey ürüyorsa pastan basa da yürüyecek. Bunda da yürüyecek. O yüzden yani biraz hafifletmek adına arabayı biz de polietilen kullanıyoruz. Polietilen kullanıyorsun. Bir şey daha sormak istiyorum. Sen motokaravanlarında banyoya Chopin koyuyorsun değil mi? Yani yok, ben Chopin kullanmadım bugün. Hiç Chopin. Peki tercih etmiyor musun? Hayır. Yani şey ısıtıcı da şey boiler kullanıyorsun sen. Yok, ben genelde kombi kullanıyorum. Ha, kombi kullanıyor. İşi komple yapıyor. Yani boilerli araba da üretiyorum. Yani illa arabada müşteri gelip diyorsa ki ben Webasto ısıtıcı kullanacağım ki geçmişte yaptığımız arabalarda müşteriyle beraber oluşturuyorduk arabayı. O zaman ne yapıyorduk? Su ısıtmak için boiler kullanıyorduk. Bizim bugüne kadar yaptığımız hiçbir arabada Chopin yok. Chopin'le ilgili düşüncemi söyleyeyim. Bu benim için çok önemli. Yani arkadaşlar bana kızabilirler de. Bana biri gelip derse ki işte bu Chopin sadece mobil için üretilmiştir. İşte harekete dayanıklıdır. Kitapçığında uygundur yazısı varsa ben onu kullanırım. Ama ben kitapçığın içerisinde sabit kullanım için uygundur. Arkası mutlaka yanmaz yüzeye sahip olacaktır denen bir ürünü sadece arabayı ucuzlatmak adına arabama koyamam. Evet. Tabii. Yani hiçbir normda da yok. Yani bana biri getirsin ama desin ki evet bu ürün yapıldı. Çünkü mobilde şöyle bir şey var. Her şey hareket ediyor. Biz görmesek de arabada burkuluyor. Çukura düşüyorsunuz. Hareket ediyor. İşte benim geçenlerde konuştuğum bir arkadaşım var. Onunla böyle arabasının üstünde ben de yaptırmamış arabasını. Ben ufak tefek ikisini yaptım arkadaşıma. Zaten hani arabayı o aldıktan sonra samimiyetimiz arttı. Arabanın üstünde çalışırken bu
şey var, kombisi var arabada. Üstüne basmış arabanın. Sonra diyor senin söylediklerin aklıma geldi. Bir kontrol edeyim diyor. Bacağın ağzı çıkmış oradan. Yani belki o şekilde duş alsa işin sonu felaket de olabilir. Ama işte bunlar aslında üreticilerin, işte birilerine anlatmak zorunda kalması gereken hadiseler olmamalı. Bir kurum çıkmalı. Mesela teknecilikte biz geçmişte tekne sektöründe parça ürettik. Hatta bugün bile yine Türkiye'nin çok büyük firmalarından birine parça tedariği yapıyoruz Marin'de. Marin'de ne var? Çok büyük iki tane kurum var. Rina ve Lloyd. Bunlar İstanbul'da kurumları var. Siz tekneyi çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu tekneyi üretmek istiyorum. Gidiyorsunuz, veriyorsunuz onaylara. Onlar bütün tekneyi inceliyorlar. Diyorlar ki bu ürün olmaz, bu ürün onarılır. Ki ben eskiden cam verirdim. Camın kalınlığına kadar karışıyor firması. İşte bu camın kalınlığı bu şekilde olmalı. Bu cam böyle olmalı. Şu şöyle olmalı diye size karışıyor. Normlarını veriyor size. Ama Türkiye'de böyle bir norm yok. Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Her üretici kendi normunu oluşturuyor. Benim normum bu diyor. Ben diyor bunu yaparım. İşte ne zaman işler değişecek Türkiye'de? İleride bir gün olmasın inşallah. Kazalar, yaralanmalar olmadan olsun ama en çok nerede devreye giriyoruz? Çok büyük bir kaza yaşandı. Aman Allah'ım bu neden oldu? İşte bunu bir deşelim. İşte bu öyle olsun mu, böyle olsun mu diye gidiyoruz. Hatta şu andaki tablonun içerisinde yapılan karavanlar muayene istasyonuna gittiğinde sadece araç olarak muayeneden geçiyor. Yani muayene istasyonu arabanın içerisindeki gaz tesisatını kontrol etmiyor. Orasında kaçak var mı, su damlatıyor mu, pis su damlatıyor mu, kimse buna bakmıyor. Motorun orada yağ kaçırmış mı, kaçırmamış mı, işte mazot akıyor mu, akmıyor mu, başka bir sorunu var mı, yok mu. Oysa nasıl bakılmalı? Sisteme de bakılmalı. İşte Türkiye'ye geçmiş yıllarda girmiş, işte 20 yıldır trafikte gezen, işte içerisindeki buzla bile tüple çalışan eski sistemlerde çok vardı bu sistemler. Bunların tüp tesisatlarını kontrol ediyor muyuz? Ya da kim bakıyor bunlara yani? Ya da norma göre üretilmiş mi? Ya benim arabam da ben norma göre yapmış mıyım? Aslında olması gereken. Peki sen motokarını bitirdikten sonra anahtar teslim mi yapıyorsun? Yani ruhsat teslim? Tabii biz projeyi çizdiriyoruz. Her şeyi bitiriyoruz. En son muayenesini, TSE'ye, yani şöyle koltukluysa artık, koltuk sayısı artan arabalarda TSE'ye gitmiyoruz. Doğrudan muayene istasyonuna gönderiyoruz arkadaşlarımızı. Ama normal yani müferit projeyle yaptığımız arabalarda önce TSE'ye gidiyoruz, arabayı gösteriyoruz, ondan sonra gidip muayeneyi yapıyoruz. Müşteriye biz bu şekilde teslim edeceğiz. Bu motokaramlar ısıtma tesisatında Webasto mu yoksa Everspacher mi? Yani, şimdi şöyle, Webasto kullandığım da var. Beni zorlayıcı bir soru olur. Mesela ben yeri geldiğinde Webasto'nun kombisini kullanıyorum. Yani, kurtip çok fazla kullanmıyorum. Webasto'nun çıkarmış olduğu bir kombi var. Bu kombide dizel ve hem ortam ısıtıyor hem su ısıtıyor. Yani kazanlı tip. Ama genel olarak kullandığım ürün ise Truma kombi. Truma kombiyi tercih ediyorum. Diğer yani, ürünü hiç kullanmıyorsun. Diğer markayı. Yani diğer marka derken Webasto'yu da kullanıyorum işte. Yani. Evet. Ben şimdiye kadar hiç kullanmadım. Kullanmadım. Yani ağırlıklı olarak Webasto Truma ve ben Truma çalışıyorum. Evet. İki firmamda, iki firmada da yani ürün tedarik ediyorum. Bir ortalama veremem ama bugüne kadarki rakamlarda gelecek olsak ağırlığım Truma'dır. Truma'da ya gazlı kombi kullanıyorum. Ya da D6'sı var ki muhteşem bir cihaz. D6 kullanıyorum. Teşekkürler Hüseyin Bey. Ben teşekkür ederim.